midye ve Şarttır. soğuk. Şarttır bu arada midye. Bak şöyle bir. Mis Hakim, gibi. hakim. Oo, yalnız arka plan hakikaten iyiymiş ha. İyi oğlum. Vallahi bak başka yere gitmişiz. Oğlum madem ortam böyleydi niye hissettirmiyorsun? Oğlum arka plan harbiden çok iyi olmuş lan. Vay be, Tepki Kolik yeni sezon mu be? Bize. Kaydımız açık. Ben almadım eksen çünkü nereden izleyeceğimi bilmiyorum ekseni yani. Telefonumdan ben video izlemem mesela. Cepte Televizyona o da yüzden satın alan var mı gerçekten? app olarak indirilmiyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çok şaşkınım. PlayStation'a falan da indirilmiyor galiba. İndiriliyor mu lan PlayStation'a? Görüntümüz var. Başlayalım mı? Başlayalım. Yeni sezonumuza başlayalım mı Burak'cığım? Başlayalım. Ben de artık delirdiğime göre baş... Aha! Anıl? Diyebilirsiniz, evet. Anıl, evet, sıkıntılı bir dönemden geçiyor arkadaşlar. Kafayı yedik. Yarencim, yeni sezonumuza hoş geldiniz. Yeni sezonumuzun ilk bölümüne hoş geldin Can. Hoş bulduk efendim, hoş bulduk. Şimdi abi bölüm... Abi yeni sezonun ilk bölümüne Buğra gelmedi mi gerçekten ya? Bir soruyla başlıyoruz. Evet. Artık biliyorsun aylık abonelik sistemiyle dijital platformlardan bir şey izleyebiliyoruz veya dinleyebiliyoruz. Netflix, Spotify, Amazon Prime, BluTV, YouTube Premium vesaire bir sürü platform var değil mi? Evet. Sen hangi platformlara aylık ücret veriyorsun? Soruyu da yanlış kişiye sordum ama. Hangi platformlara aylık ücret veriyorum? Spotify, Netflix, Amazon Prime, başka? Başka? Başka da hiçbir şeye vermiyorum galiba. O kadar benim. Spotify'a veriyorum. Tamam. Ama ailemizin premium var. Hani herkes paylaşıyor falan. Netflix'e veriyorum. Amazon ve Ama Blue TV'de arkadaşlarımın var. Onlar bana veriyorlar. Otlanıyorsun onlardan Onlar yani. notlanıyor ama ben de birine Netflix'i veriyorum. Benim Netflix... Oğlum çok vicdanlılar bu arada. Yani Netflix, işte Amazon Prime falan. Çünkü ben olsam mesela bir hesaptan bir televizyona falan giriş okeylerdim. Çok paylaşılıyor. Bir Netflix hesabını 60 kişi kullanıyor yani. Zaten bir tane Netflix hesabının içinde 3 tane, 4 tane hesap açılabiliyor. Netflix'im yok. Amazon Prime'ım yok. Olanları söylesen. WhatsApp var bir de. 40 TL veriyorum arkadaşlar. Şubat'tan itibaren. Onu da söyleyelim. Ha, tamam. YouTube Premium'um yok. YouTube Premium'um yok. Olur. Spotify var. Spotify. Annem için, kardeşim için. Hepimiz için Spotify var. Ayrı yeri. Görüyorum Sonra anneme YouTube Premium aldım. O çok izliyor diye. ya. Ha, reklam izlemesin Ama ailede bir tane var. İşte dönüştürerek kullanıyoruz sabah belirli saatlerde. Bugün abi Baya yok arkadaşlar, almadım. son zamanların en çok konuşulan işlerinden birisi hakkında bir bölümümüz var. Eksen. Oğlum vallahi garın hesabı lan. Bak. Emre'nin fotoğrafı var burada. Tıklı üstüne görsün. Acun Ilıcalı'nın son sükse yaratan işi olan Eksen'in içerisindeki içeriklere tepki Güzel. vereceğiz. İlk önce platformda yer alan ve alacak olan içeriklere şöyle bakacağız. Sonrasında Tamam. sana deneteceğim, bir içine dolaşacağız Eksen'in. Allah Allah. İçine mi giriliyor? Abi evet yani bakacaksın yani. İçine girip bakacaksın. Neyle gireceğiz? Telefonla. Ha, oğlum bilmediğim bir şey varsa söyle. Ne gibi ya? İçine Sen ne gir. anladın Allah Oğlum ben sen? hiçbir şeyin içine girmedim bugüne kadar. İlk olarak Ben hiçbir şey anlamadım deminki muhabbetten bu arada. Ne kadar komik Eksen ya. aboneliği aldın mı? Hayır. Almayı da düşünmüyorum. No. Almadın. Almadım. Yok ben almadım çökmüş ama. Çöktü evet. Çökerttiler Abi halkımız. vallahi büyük iş yani. Kulaklığımızı takmıyoruz. Niye taktın kulaklığı? Ne oluyor yani şu an? Moderatör sana dedi mi kulaklığı tak? O emri Evet. verdi mi ben sana? Takmadım zaten, oynuyorum. Anıl kulaklığı takma. Bak emir. Tamam, takmadık Anıl kulaklığı tak. Anıl hiç triggerlanmıyor lan. Neyin artistini yapıyor bu Emir veriyorum anladın mı? Kafana atarım İlk önce platformda yer alacak işlerden bir tanesi işte bu. Arkadaşlar evet 40 TL WhatsApp. Evet.
Ama şey reklamlı 40 lira arkadaşlar. Reklamlı 40. Diyorsanız. Arkadaşlar reklamlı 40, reklamsız 60. Anlayan anladı. Devam. Talk show. Aa ne güzel lan. Tatlı herif. Oo. Buna kesin bunu kesin izlerim. Yani bir peki gerçekten buna Bomonti sponsor olmadı mı yani? Tam cuk oturan bir sponsormuş. Arkadaşım bir geliyor varsa rica ederim. Tol ve Çevik, o arkadaşım hoş geldin zamanından kalan. Evet. İçeriği. Filtresiz herhalde küfür kıyamet. Aynen. Zaten görselle de anlatmak istemişler filtresiz olduğunu. Abi çok büyük bir engel kalkmış şovun önünden. Evet yani şu an tadı... Arkadaşımızı kayacak konuşmalar da geçiyor çünkü. Çok iyi olur bunu izlemek ya. Hakikaten bayağı keyifli olur yani. Yani Exxon alırsa bunun için alırım. Bu çok iyi içerik yani. Ben böyle şey yaptım ya, helal olsun. Güzel bir şey. Yemek yerken sürekli bir şeyler izlemek istiyorsun ama hani çok da odaklanman gerekiyor ya yemek yediğin ha, için. Şey biz arkada aynen yani iki gül eğlen falan tutabilir o konuda. Ama oturup da ay şimdi kulaklığı açayım. Bir hemen fragmanına bakacağız abi. Anıl kulaklığı tak. Takar mısın onu, bir şaka yaptım. Tak bir şekilde dönebiliyorum. Salon hazır, sizden işaret bekliyoruz. Seyirci yerine aldı, kapılar kapandı. Çok heyecanlı. Ya bir söyle bir şey. Bir gün orada kalbim duracak. Allah Allah elimde peruko bekliyorum böyle. Salon dolu mu? Sana ne salondan? Ne yapacaksın salonu? Yok yani ben peruko ne kadar mı? Ödeme alamayacağım hani onun hesabını. Var mı? Neyse. Ne kadar ödeme alamayacağım. Bir tane suyum olacaktı yarım geçen sezondan. Yarım. Herhalde ama heyecanlı. Ne heyecanı yine ya? Kaç sene oldu? Kameralar kayda girsin. Abi müthiş gerçekten ya. Hazır. 3, 2, 1 buyurun. Güzel reklam bence. Kreatif. Çok. Müthiş gerçekten ya. Talk show filtresiz. Güzel. Bu eksen büyük iş olacak yani söyleyeyim ben sana. Tanıtımı da çok iyi yapmışlar yani. Evet. Çoğun evet. Kendisi zaten heyecan uyandırıyor ama çarpıcı olmuş. Çok iyi olmuş. Hani ne tarzda bir kanal kalitesi olacağının işaretlerini vermiş yani. Evet herhalde talk show birazcık Eksen'in şu anki lider programı olarak çıkıyor diyebiliriz. Konuşanlarla beraber yani ikisi biraz dominasyon. Logan. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Bence Fight Club, Fight Kulüp var ya içinde. O Fight Kulüp harbiden sonradan böyle hepsini geçecek gibi geliyor bana. Çünkü orada fena mevzular olacak. Animasyonu keşke bana yaptırsan. Beğenmedin mi? Çok aşırı kötü. Öyle böyle değil yani. Şundan daha iyi bir şey yapmam. Bir saat sürmez biliyor musun? Oha. Yemin ediyorum bir saat sürmez. Bu ne oğlum? Çok aşırı basit bir şeydi. Evet. Bu iş mesela tutar mı Exxen'de? Tutar. Exxen'deki her şey tutacak emin ol. Yani i̇yi bir talk show zaten kendisi tutan bir şey olduğu için. Evet. Aslında platformu destekleyecek bir şey olur gibime geliyor. Geldik abi bu platformdaki yarışmalara. Aslında birçok zaten yarışma var ama zaten Acun Ilıcan'ın iyice yarışma akla geliyor yani. Bazıları şunlar abi. 11 dö... Bu arada evet Fight Kulüp hakkında konuşmamam gerekiyor. Birinci kural. Az önce konuştum. Özür diliyorum arkadaşlar. Üçü bir evde nasıl bir testosteron bombası ya? Nasıl sence bu? Anladın mı? Oğlum çok komik lan. Bu güzelmiş. Aynen. Bu kadar kötü değilmiş Aksan ha. Bak şimdi hiç bilmiyordum yani. Böyle şey. Acaba Survivor... Bir dakika, Survivor Cup derken bu şey bayağı bildiğimiz televizyondaki Survivor'ın aynısı mı? All Star gibi bir şey galiba. Ha, Hakan Atipoğlu falan var. Bu televizyondakinin aynısı değil. Değil. All Star gibi. Eyvallah. Nasıl zayıflarım var? Bir de MasterChef Junior var. Şey, enteresan içerikler oldu. Kim düşünmüş yani? İlginç değil mi? İlgi çekiyor. Abi, kimin yani aklına gelmiş? Bunun hikayesini anlatmaları lazım. Evet. Yani. Çünkü bu toplumun böyle artık sünger gibi emeceği bir içerik yani. Ya arada bir evde böyle hani sanki şeymiş gibi hani yapılmaması gereken şey yasak ama işte arbede çıktı, tartışma çıktı, kavga çıktı bilmem ne falanlar. Bunların savaşından daha çok izlenebilir. Sen benim suyumu mu içtin? Amino asitimi kim aldı? MasterChef Junior var. Çocukların yarışları. Abi MasterChef Junior'ı çok seviyorum.
Ben de MasterChef Junior'ı çok izlemek istiyorum ya. Survivor Cup. Survivor herhalde bu. Ya. Keşke MasterChef Junior'ı beraber izleyebilsek ya. Ya bu Survivor'a daha önce katılmış yarışmacıları tekrar yarıştırıyorlar. Anladım. Yine Survivor yani. Nasıl zayıflarım? Bu bir tık tehlikeli geldi bana. Çünkü bu TLC'de zaten yapılıyor yani bayağı. İnsanların arkasından böyle bizim halkımız çok böyle umur empati yapmadan saldırdığı için insan bir tık tırsıyor. Eyvah, ben yanlış bir şey söyledim değil mi? Şimdi şeyciler gelecek. E izle. Abi seninki ama dalga geçiyor. Nasıl sence bu yarışmalar genel olarak baktığında? Çok televizyon izlemeyen biri olarak, çok dizi falan bağımlısı, Netflix falan da dahil olmak üzere, yani çok böyle tüketen bir insan olmadığım için bana olsa da olur veya olmasa da olur kafasında. Ama mesela Survivor hayvan gibi izleniyordu. O zaman bir hemen fragman izleyelim mi MasterChef'in? Olur. Çocukların olduğu. MasterChef Junior, hoş geldiniz. Ya çok iyi ya. MasterChef Junior, hoş geldiniz. Abi çocukları rencide etmeyin ya. Daha önce çok bu güzel olabilir gerçekten ya. Ha, çocuklarda yetenek var demek ya. Eyvah, bu yumurtayı kim? Oğlum var ya, gerçekten buradan böyle kolay gibi gözüküyor da düşünsene. Bir çocuk karşımda yemek yapsa böyle 11-12 yaşında falan ve yemek harbiden çok güzel olsa muhtemelen deliririm, biliyor musun? Ya derim ki yani nasıl ya, derim böyle. Şef düştü. Ben çok mum koydum ya. Çikolata erimiyor. Aa, saçlara bak. Çikolata erimiyor. Çikolata falan hep... Oha, çocuğun saçında M harfi mi var? Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğim. Vallahi gerçekten bir şey. Hadi biraz hızlı. Burada herkesi çubuk kraker gibi ezip geçeceğim. Ay, çubuk kraker gibi ezip geçecek. Çok korktuk. Brava. Çok iyi. Allah'ım, bu logo animasyonu gerçekten. Görmem lazım. Neyse. Bunu hiç beğenmedim. Kreatif de bulmadım. Şey, içerik çok rezalet. Ha, içerik beğenmedin. Evet. Niye lan? Ama abi ya. Bu var mı? Yurt dışında bayağı tutan bir içerik. Çocuklar yetişkin taklidi yapıyor falan filan böyle. Ha, onu bilmem. Orada da. Onu mu? Evet. Mesela şey, evet. Ekzeri alsın o zaman. İlk izleyeceği şeylerden bir tanesi bu. İlk ve tek izleyeceğim şey bu. O yüzden almam yani. Birkaç tane ilgimi çeken bir şey olsa denerdim. Bir bakalım, belki çıkar yani. Devam ederim o zaman. Geldik abi. Ali Biçimli Alper Rende'ye. Tanıyor musun bu iki ismi? Japonya'nın ihtilal gününde onlar için şarkı çektiler. Aynen. Ha. Onlar da mı diyorsun bu büyükleri? Alper'in YouTube... Ne? Anlamadım ben. Şarkı çektiler. Aynen. Onlar da mı diyorsun bu büyükleri? Alper'in YouTube'da çektiği kaçış serisi vardı. İşte belli bir ortamda belli kişilerden kaçıyor. Bunu... Ben anlamadım lan gerçekten. Bu Azerbaycan şarkısından bahsediyor olabilir mi? Japon ne alaka? Sanmıyorum. İşte Konya'da böyle büyük bir hangarımsı bir yerde böyle bilmem nerede yapmışlar eski. Call of Duty gibi. Vallahi öyle, evet. Elleri köpeklerle falan kovalıyorlar falan. Oha! Evet. Bakayım be, ona var mı YouTube'da hala? Var var. Özel tim falan oluyor mesela genelde, öyle kişileri çağırıyorlar. Kaçıyorlar. Çok iyiymiş şey. Yalnız konsept. Bu güzel, köpeklerle falan kovalıyorlar. Buna benim katılasım geldi. Hani diğerlerini izlemeye okeyim. Bu arada şu ana kadar... Evet, bir arkadaş yazmış, demiş ki ekseni özetlemek gerekirse çoğu YouTube'daki içerikleri paralı izleyeceğiz. Teşekkürler bu arada sevgili Redrick dostumuza. Yine konuşulmayanı konuştu. Arkadaşlar, soru işaretleri de kafanızdan herhalde silinmiştir diye düşünüyorum. Herkesin hepsini izlerim. Yaşlı şişmanlandır. Şişmanlatma dışındaki. Ha, evet. Yaşlı şişmanlatma değil lan, oldu çok. Yorgun oluyorum günün bu saatinde. Anladım, de ablan oluyor. O adam oldum burada da bildiğin YouTuber yarışması yani. YouTuber olmak isteyenler başvuruyor. Güzelmiş. Aynen. Güzelmiş. O adam oldu mu şeye benzeyecek o zaman. Twitch'te bir tane şey vardı ya. Noobstar. Noobstar. Aynen. Noobstar'a benzeyen bir şey olacak o zaman. Aynen öyle. O zaman şimdi hemen o adam oldu mu'nun tanıtım fragmanı bakalım mı? Alper Rende'ye bakmak istiyorum ya ben. Ya oldu ki bulamadım ya. Dar bak, çıkartma. Lynch is coming. Lynch is coming. Hazır mısın? Hazırım. Aklında sırala hemen söyleyeceğin şeyleri. Çok güzel, çok güzel. Bu kızlar mı kaçacak?
Hala bu. Tiplere gel ya. O olayı yanlış anlamış ya şeyi. Kaçışı izliyorum zannediyor. YouTuber yarışması. Raydan çıkmak istiyorum. Raydan çıkmak istiyorum açıklaması nedir? Abi arkadaki şey, abone bu ilk popstardaki şey gibi yapmışlar arkayı, çok iyi. Bence bir aşk için gelmişsin İsmet. Hayır. İnanılmaz güzel yalan söylüyorsun. Mersa arkadaşımıza Twitter'dan mention atma suretiyle bir şey yazmışsın. Şu şişko kıvırcık eleman çok komik ya bence. Sen İstanbul'daki bütün şeflerin birleşimi gibisin. Harika tespit amına koyayım. Biraz duyumcu, biraz şırdancı. Plancıda çalışıyorum zaten. Tek kendime odaklandım direkt. At gözlüklerinizi çıkarmak istemez misin? Kalsın. Böyle daha güzel. Umarım başka birilerinin kurşuna değmeden görüşürüz. Bir daha abi bu arkadaşlar böyle jüri mi gerçekten yoksa jürilik rolü mü yapıyorlar? Uygun musun? Evet. Nasıl? Çok güzel. Yaşım üzerinde kaliteli içerik. Yarışmamıza katılan bir yarışmacımızın önünde herhangi bir espri yaparsan canın olur. Senin ağzına sıçarım diyememiş. İncinmişsin demiş. Seni incitirim. Nasıl buldun? Güzel. Yani Elbiç ve Mesutcan zaten komik abi. Bu da tutar yani. Abi bak bilmiyordum. Güzel yapmışlar yani. İzledim her şey hoşuma gidiyordu. Bak birazcık şimdi ben TV8'i falan içeriklerini çok sevmiyorum açıkçası da. Tamam. Ya ama insanlara da iyi geliyor olabilir de biraz da uyuşturucu yanı var şimdi. Hani boş vakit falan ama bunlar birazcık özlediğimiz tipte şeyler. Ses mi az? Açayım azıcık. Evet. Oraya katılan yarışmacıların asla hepsi için konuşmuyorum. Ama çoğunun kastı olduğunu düşünüyorum. Çünkü kimse bunu yapmaz. O kadar. Zaten. Başta laf ettim böyle şeylere falan. Ama böyle fragmanlarını izleyince komik yani. Bak demek ki ön yargılı olmamak lazım. Ön yargılıyım evet. Evet. Gerçekten ön yargılıyım. Geldik abi en çok tartışılan içeriye. Eksendeki. Neymiş? En çok linç yiyen de hatta. Bunu daha önce çizdin mi? Yok. YouTube'da. Hiç izlemedim. Abi bunu. Konuşanlar. Hiç bilmiyorum. Bakamadım ya öyle şey olmadı yani. O kadar YouTube hep trend 1'lerde 2'lerde falan hiç izlemedim. Abi trendlere girmiyorum ben. Orada hep fragmanlar oluyor. Hiç duymadım abi. Hiç. Hiç ya ben vallahi duymadım. Ne ki? Tamam yemin et. Oğlum nasıl ya? Bir şey diyeceğim. Bunu bana geçen de bir arkadaşım gösterdi. Ben hiç bilmiyordum. Bunun İlk ne olduğunu. İlk defa izledim. Ha. Bayıldım. Çok iyi oğlum. Bayıldım. Evet. Size yemin ediyorum bence YouTube'daki en iyi içerik. En iyi prodüksiyon. En iyi içerik abi. Net. Çok net yani. Benim gördüğüm en profesyonel içeriğe sahip adam. Hasan Can Kaya'nın programı olan Konuşanlar abi 2020'de YouTube'da en çok konuşulan kanal olmuştu. Ve şu anda tamam... Yok arkadaşlar niye yalan söylesinler de yani. İzlememiş olmaları gerçekten ilginç. Tamamen Exxen'e transfer olmuş durumda. YouTube'u tamamen bıraktı Exxen'e. Vay şerefsiz. Şöyle de demeyelim ama... İlk başta paralı bir platforma geçmesi yüzünden ve YouTube'u tamamen bırakması yüzünden linç yedi. Sonrasında da YouTube kanalındaki bütün bölümleri silmesi yüzünden. Ha, bu mesela salaklık yani bence. Bu içerikler benim değil, ürün benim değil, ürünün sahibine saygı duyuyoruz. Hiçbir şey de diyemeyiz yani. Onun kararıdır diyorsun. Ya abi kendisi üretiyor yani. Bir şey söyleyeceğim. Konuşanların ilk bölümü yayınlandı değil mi? Eksendeki. İkinci bölüm gelecek şimdi. İki de yayınlandı. Aynen iki de. Nasıl peki yorumlar ne? Ben izledim. Ben gayet eğlendim bu arada. Gayet komikti. Ya hiçbir bok çok... değişmedi yani. Çünkü bazıları yok. Bana DM'den şey şöyle... falan yazıyor. Abi YouTube'daki tadı yok falan filan tarzında. Yok gayet var bu arada bence. Herhalde ön ya yargılı. Bence ilk bölüm çok iyi değildi. Okay. Ama içeriye bir iki bir şey eklemişler. Mesela şey Insta analizi yapıyorlar. Tahtaya aldıkları. Aynen. Instalarına falan bakıyorlar. Oğlum benle izlemediğiniz içindir lan belki. Bir de şey ya YouTube'da da oluyordu ya bazı bölümler hani yani bazıları çok iyi olmuyordu. Olabilir. Çok büyük ihtimalle öyle zaten Efe. Bir de çok aynı YouTube'da gibi çok aşırı büyük küfürleri bipliyorlar. Diğerleri normal söyleniyor açık. Anladım anladım. Düşünüyorsun bu davranışları hakkında yani linç yemeği hak etmiş bir şey. Yok canım onun ait bir sonuçta onun yetki alanında bir durum değil mi bu? Aynen öyle. Silmek ya da devam etmek ya da etmemek. Ben anlamadım açıkçası. Ama herkes de kendi ekmeğinin yoluna bakıyor, ekmeğine bakıyor yani. Anlatabiliyor muyum yani? Anladım.
Nasıl yani? Ya şimdi ben de olsam hani güzel bir teklif gelse ben neden bundan para kazanmak istemeyeyim yani? Hayrına mı yapıyor yani? Yani sonuçta bu adamı Acun'un şeye çıkarma sebebi, eksene koyma sebebi adamın izlenmesi zaten. Hani izleyiciler sayesinde zaten bu kadar önemli bir kişi haline geldiğin için en azından eski videoları silmeseydin de oraya da yükle, oraya da yükle. Eksen izleyen oradan eski izlesin, izlemeyen YouTube'da da izlesin yani. Aynen öyle. Tekelleştirmiş kendini, hoş olmamış. Hani ne kadar zor durumdasın ki bu. Yok be abi, yani orayı alıyorsa o adamı yani yapacak başka bir şey yok ki. Yani YouTube'daki zaten izleyiciyi çekmek ya orada amaç. Kendi platformunu öne çıkartmak için diğer tarafta yayın yaptırmıyor olmak bence gayet mantıklı. Bunu yapacak kadar. Zaten başarılısın ki böyle bir teklif geliyor. Neden eksiltiyorsun ki yani kendini? Bence. O zaman hemen tanıtım videosuna da şöyle hızlıca bakalım. Ben hiç şey yapmadım yani, irit olmadım yani. Futbolcular takımını bırakıyor, gidiyor başka bir takıma transfer oluyor. Niye içemiyor? Ya böyle güçlü insanlara kaptırmamalıyız, anladın mı bazı şeyleri? Ben o yüzden ben... Bak şimdi kapitalist karşıtı konuşmaya geliyor, hadi bakalım. Evet. Çünkü Acun büyük bir adam, sen küçük bir adamsın, anladın mı? Hani kazanman lazım yani. Kaybetmen değil, bu biraz kayıp gibi geliyor bana. Anladın mı? O yüzden böyle kötü hissediyorum. Onların belki altına de... girmemeliyiz gibi bir şey biliyorsun. Evet, yani. Aynen. New York'taydık arkadaşımla beraber. Bir tane amca geldi yanıma, topallıyor gibiydi hafif. Topal amca diye anlatman New York'ta dilenen adamı. Topal amcanın İngilizcesi ne? Uncle derim, topal uncle. Topal uncle. Bu eksendeki bir bölümden değil mi mesela? Evet. İlk bölüm bu. Okey. Biliyormuş evet. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Yok, ben Emre'yle evde buluştum, kalabalık yaptım. Bayağı şöyle... Sol tarafıma döndüm, yayın bilgisayarına bakıyorum. Bir kasmaya başladı, tamam mı? Böyle kastı. En son bam, mavi ekran, üzülme işareti, smile. Kenarda da şey yazıyor. Kişisel bilgisayarınız bir sorunla karşılaştı. İlk kez mavi ekran yediğini gördüm bu emektarın. Dostum. Kendine gel. Pıt. Kendine gel dostum. Tamam, atlattık. Bugünler de geçecek. Değiştireceğim seni yakında, merak etme. Yılmaz böyle abi. Moral mi verilir bilgisayar amına? Yılmaz abi, umarım izliyorsundur bu yayının özetini. Veya tekrarını abi. Hani çok da bir şey söylemek istemiyorum abi. Hani ihtiyaç. Yırttın lan. Belli ihtiyaçlarımız var. Nasıl gelmedi bende ya? Geldi. Abi 720'ye çekseler geldi de yani. Gayet de normal gidiyor. Arkadaşlar çekin şunu bir 720'ye. Ben devam ediyorum ona göre. Haydi bakalım. Bu arada yönetim önemli bir link attım. Seda kaç verildi? Şaka bir yana böyle ciddi. Çok doğal. Çok samimi bir adam ya. 2. Kimi? Nedir bu abi? Nasıl nedir ya? Anlamadın mı? Yani çok beğenmedim. Yani çok. Baştan konsept anlatılsın o zaman. Beğenmedim dedim, gülmedim. Ha, fark ettik onu. 2. Kimi? Bu eksen versiyonu mu? Ciddi evet. Bu eksendeki konuşanların ilk bölümüymüş İsmet. Bu adamdan kıdem. Bu arada iyiymiş ya bu. Orhan yine beğendi. Bunun niye? Güzel bu arada, bu çok meşhur, ben de çok seviyorum. Adam da iyiymiş yani. Evet. Exen'den izleyebiliriz. Exen'e para veririm işte bu adam için yani, ne yapayım? Her zamanki gibi. Kalite aynı. Gerçekten. Ha, şeyi merak ediyorum, kendisi YouTube'a yaparken arada küfür edip mesela espriler yapıyordu, burada yapabiliyor mu mesela? Ha? Tatlıymış, tatlı konsept. Bunu da beğendi. Can her şey... Toparladık arkadaşlar, toparladık, merak etmeyin. Mavi ekran veren yayın bilgisayarını da toparladık. Herhangi bir sıkıntı yok, devam ediyoruz. Bendim ya, Allah Allah. Değişik ya, helal olsun. Evet abi hani... Evet. Bir şey söyleyeceğim, size bir daha mı bildirim geldi bu arada? Evet, direkt evet. Bildirim geldi. İyiymiş. Bana gelmedi. Aha. Daha iyiymiş abi. Aha. Dönüyoruz, bir şey oluyor. O ne lan? Laz geldi. Kim?
Laz Ali. Okey. Gitsenize kanalına diyordum yani Berkcan'ın videoda. Teşekkür ederim, hoş geldin. Güzel yani. Evet, çok önyargılı yapmış. Yine drop mu yedik? Sandım, çok korktum. Aa, hayır ya. Eğlenceli konsept. Bunu ilk defa izledin yani. Abi bak ben vallahi içerikleri hakikaten... Bak Netflix üyeliğim var dedim mi? Ha yok demedim. Pardon, yok evet. Evet diyorum. Soru sorulmasına alışkın değilsin. Mala bağladım. Yani buna bu hoşuma gitti ya. Neyse devam edelim. Evet. Geldik abi diğer YouTuber'lara. Gerçekten Acun YouTube'un yarısını aldı. Egzene. Akıllı adam. Beni tabii almadım. Ki alacak. Orkun'un iki tane içeriği var şu anda burada. Kirli çamaşırlar ve şanslı mı şanssız mı diye. Üç yabancı bir Türk diye bildiğimiz... Orkun'un içeriklerini izleyen var mı hiç mesela? Şanslı mı şanssız mı da ne oluyor? Bakmadım ben. Şans ben izlemedim. Ya siktir git. Ben sadece konuşanları izledim. Buraların Yabancısıyız isimli bir formatı var. Eser. Enes Batur'la buluşmak. Ben izledim ilk bölümü. Gerçek hayatta Tinder diye bir içeriği vardı. Bir tane kız geliyor karşısına. Erkekler gibi erkekler kızı kendisi sevdirmeye çalışıyor. Kız da sağa sola kaydırarak matchliyor ya da eliyor. Karşısındaki erkeği gibi. Canlı böyle Tinder. Bir içerik yani. Beğenmedim. Ben çok beğenmedim. İzledim şanslı mı şanssız mı çok iyi. Kirli çamaşırları izledim. Kirli çamaşırlar kötü. Kirli çamaşırları izledim. Elanur ve Alper Erözer var. Evlerine gidiyor galiba. Twitter'da gelmiştim. Şanslı ve şanssızda çok büyük özellikleri olan insanlar konuk oluyor. Mesela ne gibi? Gerçek hayatta Tinder işte. Yani o tam. Kirli çamaşırlarda Elanur geldi. İlk bölüm soru soruyorlar. Tepkilerine falan bakıp yalan söyleyip söylemediğine falan bakıyorlar. Kimle öpüştün falan diyorlar. Şey mi? Eskiden yalan makinesi içeriği vardı ya. Yalan makinesi İbrahim vardı. Onun gibi mi? Ben geldiğim, denk geldiğim videoda o da yoktu. Düz konuşuyorlar karşılıklı. Kimi seviyorsun diyor. He bu Elanur Jahre'in mevzusunun çıktığı video şey mi? Kirli çamaşırlar aynen. Mı? Tamam. Tamam. Ay ya of çok garip geliyor. Çok cheesy geliyor bana bu ya. Niye ki mesela sen? Ben sağ üstteki için alacağım aksine. Şiirler okuyor, diz çöküyor. Buraların yabancısıyız konsepti için mi? Evet çok iyi gözüktü gözüme. Teşekkürler dostum. Bakınca. Eyvallah. Sende mi var? Eskiden... Evet dostum. Prodüktör olarak yer alıyorum. Anladım. Ben şiirden hiç hoşlanmıyorum. Valla. Komik geliyor bana. İstanbul'u dinliyorum. Efe'yi gerçeğine farkını belli etti. Bilal Göreyen hayatını anlatıyor. Şanslı mı şanslı? Peki ne oluyor mesela sonunda şanslı mı diyorlar şanssız mı? Kim karar veriyor peki buna? Ya hayır öyle bir konsept mi var yani sonunda buna bir karar mı veriliyor veya o anlatıyor gerisi şeye mi bırakılıyor izleyiciye mi bırakılıyor? Sorma Efe çok merak ediyorsan git bir eksen al izle. YouTuber'lar sence ne katacak eksen abi? Katarlar bir şey benim hoşuma gitti bu olay böyle şey gibi çünkü hani televizyonda gördüğüm bir prodüksiyon. Soruyormuş Orkun işte konseptin sonunda. Ne diyor? Sizce şanslı mı şanssız mı diyor. Kim cevaplıyor bunu? Nasıl cevaplıyor? Aman! Prodüksiyon kalitesi ve YouTuber'ların daha böyle eğlenceli, daha inovatif içerikleriyle buluşuyor gibi bir şey olmuş. Evet. Yaratıcı yani. Mesela içerikler güzel olabilir, eğlenceli olabilir ama bir tüketicinin cebinden parayı almak çok zor bir şey. Çok olay yaratacak net şeyler koyup bunların da yanında izlenmesini sağlayabilirsin. Ama sadece atıyorum yani Orkun'u veya Enes'i veya işte Çabiler'i kötülemek için değil. Ama sadece Orkun'u izlemek için kaç kişi 10 lira verecek ki? Bir de her ay verecek bunu. Gerçekten tüketicinin cebinden para almak çok zor. Peki şey ve hani net bir şeyler görmediğimiz için garanti yani. Reklamlı üyelik, reklamsız üyelik. Niye rezalet bu? Çok saçma geldi bana. Mantıklı olup birçok yerde olan bir şey bu. Bir tek şeyde denk geldim. Bir tane daha platform vardı.
Yabancı. YouTube'da da var. Ya oyun oynamak için bile, oyun oynadığın yerde bile reklam istemiyorsan para veriyorsun yani. Normal bir şey bence. Alıyorum diyebileceğim şey görmediğim için bunlar da sadece... Almazsın dostum eksen üyeliği. Eko var evet. Zaten. Efendim? Eko var. Almayacağım zaten. Ne diyorsun İkka? Yok, Eko var diyor. Eko bir şeyler var. Diyor. Ya sen kimle konuşuyorsun oğlum? Ya oğlum bu kimle konuşuyor ya? Eko var. Eko sen, var evet sen... diyorum. Bim. Önemli. Ne Eko var ya? Durduk yere böyle. Mim işte. Aç izle YouTube'da. Eko var yaz. Mim bilmiyorsun. Ben bizim ya. Sohbetimizle ne alaka chat ona? Chat anladı, chat anladı, gülüyor işte. Sürekli bir şey dinlemedi ikinizde. Chat'in ona gülmediğine o kadar eminim ki bu arada. Gerçekten ona gülüyorlar bak. Efe chat'e bak be. Şu an İlkan'a yoruluyorlar. Bak biz an... Peki bir şey söyleyeceğim. Bizim sohbetimizle ne alakaydı o anki? İkiniz de sürekli evet evet bir şeyler dediniz ya, ben de o an onu dedim, chat de onu demişti, anlasınlar diye. Evet olmuyor zaten, olmadı. Eko, Eko mu vardı orada? İlkan orada? Hayır, Eko yok, Eko yok. Ne kadar komik ya. Unexpected bir anda verdiğin için, neden İngilizce kullanıyorsun ki Efe? İlkan şu uygulamanı... Ne? Ne? Eko var evet. İlkan. Ne oluyor lan? Eko var işte kanka. Çıksana ya. Yıldım. Ben artık yıldım. Soundtrack mi bu uygulamanın adı? Ya şunun elinden şunu alın amın. Evet Soundtrack. Başlat Soundtrack. Onu öyle bulamazsın yani. Ama. Gibi geliyor bana. Nasıl geldi yani? Kadın birazcık daha... Niye öyle güldün lan öyle? Öyle bir güldün ki. Senin alanına geldim şu an. Hayda. Laps diye açıyor bir şey. Hemen. Hadi bakalım. Neyi? Acaba ne? Ya aman. Ulan insan bir heyecanlanıyor şimdi bir şey gelecek abi, diye. Açtığın ben... şeye bak. Sihirli annem. Ay sinir oldum sihirli annemin böyle çekilmesine. Niye böyle? Ne? Sen izlemedin mi küçükken sihirli annem? İzledim. Abi o çok güzel. Abi Sadık nerede? Emre Altuğ nerede? Yanlışsam yanlışsın diyeyim. Değilsin. Geldi. Betüş. Havarum varum. Yani değişmemesi gereken bir şeydi o. Sihirli anne. Bak nasıl unutmuyor insan ya. Sihirli anne. Bir de Taci vardı orada. Taci. Köpek. Sürekli şeker bir şey. Habire bir şey veriyor ha, konuşuyor gibi. Köpek 100 kilo oldu. Sihirli annemin nikahı. Bu arada verdikleri şey labne peynir dostum. Bu bilgi de sınırlı yerlerden ve aşırı içeriden gelme bir bilgi. Bilgisini vermiş olalım sevgili çete. Kendisini biliyorum neden olduğunu. Biliyorum. Yalnız küçük kızı ne kadar benzetmişler ya. Kızı mı istemiş? Evet. Kızı istemiş değil. Paranın gözü kör olsun. Helal olsun oğlum ya. Ben de kızıma al işte yani, dizimi seviyorsun al. Bir dostumuz demiş ki bu arada bu mavi uygaç yazısı nasıl kazanılıyor? Dostum en yakın muhtarlığa gidip ikametgi artı sağlık belgesiyle birlikte başvurunu yaparsan Nonolive adresini ve nickini verdiğin sürece ID'li oradan çıkartıyorlar. Hoş geldin. Ekrar komik. Çalma modun ne İlkan? Çalma modun mu ne? Sol altta play düğmesi var ya, o ne? Yok kanka. Bu süreçte aşağıya alalım mı arkadaşları? Ben hep sikiyorum. Ya siktirin gidin ya. Valla uğraşamayacağım sizle ya. Bir dakika. Hikmet yapamaz ki. Ben de 150 tane ses indirdim ben. Uğraşıyorum oğlum. Ya Hikmet yapma yapma. Yapma. Mert'e attın. Pardon bir dakika. Mert pardon kanka, sen orada bir... kaza kurşunu olarak attım seni. Ben de o seviyeye gelmek istiyorum. Ben de küçük Anıl beğendi diye filmler çekeyim istiyorum. Yani çocuğum küçük. Ha. Ve Aleyna Tilki ve Cemal Can'ın yer aldığı biraz müzikal bir dizi olan İşte Bu Benim Masalım dizisi de... Cemal Can'ı çok seviyorum. Yer alacak. Aleyna'yı bak, Aleyna dedi mi sonra bir şey demiyorsun. Ayıp. Bilmiyorum yani. Aleyna ben de Aleyna'yı seviyorum. Buradan duyurulur. Sen demedin mi? Nasıl Cemal Can'a duyurulur nasıl? Madem öyle. Abi ikisinin hemen fragmanına şöyle kısaca bakacağız. Şarkı söylemek benim hayatım. Ama sahnede olmak
Bu dizi tutabilir biliyor musun? Lan fena kaçıyordu. Bu arada ben Aleyna. Ben Cemalcan. Bu da benim. Hayalle gerçeğin birbirine karıştı. Çok kilit tipler bulmuş ve birleştirmiş yani. Bir yandan işte Haluk yani gerçek bir platform olmak istiyor hanım. Böyle belli bir konsepti yok yani. Kendi hayatını falan mı anlatıyor? Yok. Uyumadın mı sen? İlla bağırtacaksın. Aa Dudu Peri. Dudu Peri bu arada yanlış dizi transferi oldu. Ne kadar komik ya. Ya siktir git. Amına koyayım ya. Şaka yapamayacağım ya yayında. Bağırtacaksın beni. Bahsedilen ne oldu birden burası? Nasıl iş var bu? Bence açmışımdır ya artık o sahne korkumu. Tata. Solisti ben olacağım. Şu an hiçbir şey moralimi bozamaz olmuş. Gerçekten o sahneye çıkacağım. Her şey harika olacak diye inanıyorum. Ünsal Bey ne oldu bu çocuğa? Ne oldu? Düşünceli düşünceli izliyor ya. Ben geri zekalıyım ya. Aklıma bir anda yine aynı ses geldi. Kendi kendime koptum. Sesi duymadan gıyabında koptum sesin. Of. Hiçbir şey yok. Yok abi. Sevmedim. İyi ki var. Sinematik. Sinematik. Kendimi şeyde hissettim ya. Hani şu an sinemaya gitmişim de sanki hani daha reklamlardaymış gibi hissettim. Nasıl olmuş? Güzel. Ya tamam beğenmedim. Hayır beğenmedim değil buna şeyim nötrüm yani şu an. Fena durmuyor. Gençlik dizisi işte. Evet evet. Fena... İzlenir bu arada harbiden ya gençlik dizisi. Çıtır dizi niyetine. Gider yani öyle çok yemek yerken falan filan izlemelik dizi. Fena durmuyor yani. Şimdi mesela benim bildiğim Can bu dizi için giderek sana abone olur. Kesinlikle hemen gidip bunu yapacağım. 10 lira abi. Reklamsız bu platformu yol... Hayır. Reklam yık 10 TL. Pardon. Reklam var 10 TL. Reklam yık 20 TL. Olmak istiyorsunuz hiçbir reklam izlemek istemiyorsunuz. YouTube reklamı. Ne 10 lira bir de reklam mı yiyorsun? Evet. Sen manyak mısın oğlum? Acun sen çok zekisin değil mi? 20 lira verirsen... Sen manyak... Ha para verirsen reklam yok. Evet. 10 lira verirsen... He, millet reklam mı izleyecek? Bir de Sihirler Demir bakalım, o eski tadını bakalım Orhan alabilecek misin ödev yaparken? Efektleri iyileştirmişlerdir herhalde diye tahmin ediyorum. Efektler çok kötü. Abi çok bir değişim yok. Şu dürbüncü adam var mı? Farklı birisi oynuyor. Efektleri eskiden daha güzeldi bu arada. Efendim? Efektleri eskiden daha güzeldi. Ne efekti? Sihirli Annem diye dizide. Ha izlemedim ben hiç. Hayat mucizelerle dolu. Bazen hiç beklemedikleriniz, olmaz dedikleriniz olur. Oo. Yok yok. Efektleri bilerek aynı tutmuşlar aynı havayı versin diye. Efektle, baksana aynı abi efektler. Hayat renkli günler çeker. Çok eğlenceli. Taci nerede? Bayağı çilek var. Evet. Dillerlem. Abi galiba yok. O köpeğe çevirdiğim. Oğlum birebir mi gerçekten? Aynısını mı çekiyorlar yani? Aynen aynen. O zaman ben birinci bölümü izledim mı? Bu arada sabah 6.30'da. Çok büyük bad trip. Şakam yok. Deneyin. Benim de kocam. Yine yalanıyor. yine şekeri basmışlar köpeğe. Bay bay. Zaman dursun. Bu Avni Bey mi? Evet. Aha evet böyle bir şey var bu. Sen... Sadık? Bu abla hangi dizide oynuyordu ya? Aşk. Ne oluyor ya? Dur. İçinde aşk kelimesi geçen klasik dizilerden birinde oynuyordu. İnadına aşk. Aşk mı? İnadına aşk evet. İnadına aşkın introsu çok iyi değil miydi Agab? Evet abi.
Eski havayı alabildin mi ya? Şu fragmandan da çıkılmaz tabii ama. Yok. Anına koyacağım yani. Bunu bayağı arada versene. Böyle çok sık verme valla. Tamam. Yani o... Abi olmaz ki zaten eski havası. Nasıl olabilir ki? Evet. Bu yeni jenerasyon için yapılmış bir şey yani. Yok abi bizde yansıtamazlar. Belki yeni çocuklara... Ne oldu ya? Sinirim bozuldu abi. Ne kadar da komik. Yansıtabilirler de. Şimdi o Dudu Peri yani Dudu Peri olması gerekiyor. Daphne Joy Foster. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin yani hani yerini dolduramazsın o şekilde. Keşke farklı bir senaryoyla girselerdi de. Ben katılıyorum buna bu arada. Aynısını yapmak gerçekten kötü bir fikir. Şimdi bir de şey diye düşün. Zaten küçükken izlemişsin. Bütün dizileri, bölümleri ben ezbere biliyorum artık. Şimdi niye farklı birinden, farklı kişilerden aynı senaryoyu izleyeyim ki? Çok iyi ya. Sen bayağı her dizi için tarım aldı, o da izlerden bir dizi de söyle her şeyi beğeniyor. Ben galiba bir şeyler şu an direkt işin başından kalktım ya. Ha. Şu an iyi vakit geçirdiğim için galiba. Ha, beğenisin geliyor yani. Evet anladım. Evet. İki tane büyük dizisi Eksen'in, Şeref Bey ve Gibi. Kim? Birisi Eksen'i kim eleştirmişti? Murat Soner miydi? Gibi'yi beğenmişti, Şeref Bey'i beğenmemişti galiba. Öyle bir muhabbet vardı. Gibi'de kim var? Feyyaz Yiğit var. Feyyaz. Melisa yine kalkıp sabah televizyondakini izliyordur diyor chat bu arada. Yani daha mantıklı. Feyyaz Yiğit zaten Feyyaz Yiğit oldu, bitti olay yani. Burada Hatice'de Haluk Bilginer var. Abi neler yapmışlar ya. Ya gerçekten en sevilen insanları toplayıp koymuşlar. Ben sadece böyle eğlencelik yine çıtır çerez bir şeyler zannediyordum ama şimdi çok sevindim. Yani kesinlikle etkisi olacak bir şey olmuş. Şöyle bakalım. Önce fragmanı bir izleyelim. Şeref Bey'in. Ben izledim. Fragmanı. Ben ilk sesimi indirdim aga. Bunu izler misin? Neymiş? Güzelmiş tamam. Güzelmiş kullanılır. Lan tamam. Ya İsmet. Ne kadar komik ya. Tamam. Tamam yeter. Yeter. İstanbul'un en gözde mekanıydı orası. İstanbul'un bütün evli erkekleri oraya takılırdı Nejat'ın yerine. Orası benim evim. Vay babam vay. Oo, başka diğer kadro. 20 yıl önce kiralamışım restoran dediler. Ya siz adam kontrol etmiyor diye. Adam iyice yanayı bellemiştiniz ya. Aa kârhane. Efendim estağfurullah olur mu öyle şey? Ben size şöyle izah edeyim. İşte bir dans grubumuzla düğün olsun, organizasyon olsun. Efendim biz her şeyi evde yapıyoruz. Hiç dans etmek için falan sokaklarda hiç gezmekten hoşlanmıyoruz. Her şey evimizde organik. Amcama bir şey olursa sizden bilirim ha. Ne yaptık oğlum senin amcana dokunmadık bile. Şeref Bey'im bizi atmam. Çok karışık hiçbir şey anlamadım ama güzel yani. Olur. Ne gibi bir hayır? Biliyorsun, hacca gideceğim ben. O benim paramla mı gideceksin hacca? Ödeyecek miymiş? Ödeyecekse benim burada ne işim var? Efendim şöyle bir izah edeyim. Vurdum ben. Bana hiçbir şey izah etme. Ya 20 yıldır hiç mi değişmez insan? Derhal evimi boşaltın. Şeref. Çok güzel görünüyor. Dinamik bir şeye benziyor. Evet, bu da... Çok klişe bir senaryo değil mi ya? TRT 1 dizisi gibi olmuş. Bana da o kafa geldi. Enteresan bir... Çok konusu hakkında şey yapamadım, çıkarımda bulunamadım ama... Karışık biraz. Karışık. Ne ilginç. Tıklanamaması, yoğunluktan dolayı sitenin çökmesi vesaire yaşandı. Evet, kötü. Ama en çok tartışılan konu üyelik alanların bir haftalık deneme süresi boyunca üyeliklerini iptal edemiyor oluşları oldu. Sonrasında iptal tuşu 6. günde geldi. Çiftlik bank gibi. Evet, evet. Gelin gelin içerikler var. 6 gün, 6-7-5 gün sonra ya, özelliği koydular. Ya aman onu öderler, geri ödemesini yaparlar. O kadar itibar sarsacak şey, o kadar yani. Şey bir araya getirmişler. Acun Ilıcalı abi 4 günde 500 bin kişinin kayıt olduğunu duyurdu. Oha, ve yoğunluktan dolayı sitenin çökmesi yüzünden özür diledi kendisi. Son olarak abi Eksen yayın hayatının 6. gününde iOS ve Android için
uygulamasını çıkarttı. İlk günden çıkartmamış olması da yine eleştirilmişti. Aman sen ne düşünüyorsun bu problemler hakkında? Abi saçma sapan şeyler, neden şikayet ediyorsunuz yani? Yeni bir platform, ne bekliyorsunuz? Her şey mükemmel mi çalışacak? Üyeliklerle ilgili olan şey unutulmuş olabilir. Ya bu insanları dolandırmak için kasıtlı olarak yapılmış olamaz. Daha tecrübe edilecek belli ki yani. Evet. Tecrübe edilmemiş bir şey, o yüzden olabilir yani. Sen buraya bu kadar ünlü insan getiriyorsun. Onların kitlesi tabii ki buraya gelecek yani, anladın mı? Hani bir kitle araştırması yap, onun ne kadarı gelir, yüzde ne kaçı gelir falan. Hani en kötü senaryoyu hazırlan. Zaten büyük bir, zaten büyük bir yatırım yapıyorsun yani. Biraz da oraya yönlen de sıkıntı çıkmasın yani. Üyelik iptali ilginç şey, bilmem ne sözleşmesinde eksene basınca Blue TV'ye yönlendiriyormuş falan, hani saçma sapan muhabbetler var ve hani 1 Ocak'ta çıkarmasaydın da, hani 10 Ocak'ta çıkarsaydın ama tam çıksaydı. Evet yani bu kadar büyük bütçeli bir işin bu kadar, her türlü bence 10 Ocak'ta da çıksaydı, çıkışı tecrübe edilmeden arkadaşlar her zaman bir sıkıntı olacaktı gibi geliyor bana açıkçası. Ne bileyim oğlum ben? Ne bileyim? Nereden bileyim? Ben mi yapıyorum projeyi? Yıllarla dolu olması hoş değil. Bir abi son olarak uygulamanın içerisinde bir dolaşacağız. Şöyle sana uygulamayı da vereyim. Bakalım beğenecek misin, beğenmeyecek misin? Eksene bir bak. Yani videolara girmem ama hani genel hatlarıyla dolaş gez. Güzel bence. Böyle Netflix gibi bir yapısı var. Bu standart senin Netflix'ine benzemiş. Benim Netflix'im oluyor lan. Senden girmiştim ya ben 2-3 kere. Güzel abi. Bayağı çalışmış ya insanlar işte. Baksana. Mesela şey nasıl? Kore yapımları falan var ha. Bak adamlar Kore yapımı koymuş ya. Bak nereleri gidiyor. Neler bulduğuna yine. Mahayim Search'e neler yazmış. İndirdiklerim. Paketiniz bu özelliği kapsamamaktadır. Yani ilk şey için kötü. Bence biliyorsun aga ama tamam söyleme. Tamam kanka. Değil. Bu tabii bir türlü güncelleme. Bilmiyorum arkadaşlar, konuşmadık bu konu hakkında. Zaten siz şu an iptal deyip duruyorsunuz. Bu bugün olan bir şey değil mi arkadaşlar? Yani bugün hepiniz böyle bir haber paylaşmaya başlamadınız mı şu anda? Yani bugünden itibaren bunu yazmaya başlamadınız mı? Veya bugün bir yerde görüp başlamadınız mı bunu yazmaya? Ya bugün ben de görüşmedim Yabertcan'la. Dün de görüşmedim. Ondan önceki gün görüştüm. Haberim yok herhangi bir şeyden. Yiyecek, bir sürü şey yiyecek. Çok basit yapmışlar yani. Başka bir arayüz olarak falan da. Başka bir arayüzü andırdı mı? Tabii ki. Netflix. Ama yani ne yapsın yani, o sorun değil. Yani kullanmak lazım. Kullandıkça görürsün. Çünkü mesela izlediğim yerden devam et dediğimde izlediğim yerden mi devam ediyor? Mesela altyazılarda problem çıkıyormuş. Bir anda İspanyolca altyazı geliyormuş. Kapatamıyormuşsun falan. Bir sürü kullanıcı deneyimi açısından... Eko var bu arada, evet. Eko var. Örnek olduğu için önünde. Hani şunu hazırlamak çok da zor olmasa gerek. Yeterince izleyecek evet. Şey var mı? Evet, bir sürü şey var. Ben bu kadar şey beklemiyordum. Bir sürü şeyler koymuş. Başka içerikler de satın alıp koymuş muhtemelen, değil mi? Fenomenler... Kategorisi saçma geldi. Vardır bir bildikleri diye düşünüyorum. Tosuncu'nun belgeselini kim yaptı? Ne girdin lan? Allah'ım ya. Muhteşem ya. Eyvallah. Güzelmiş, beğendim genel olarak. Platform genel olarak abi. Çok önyargılarım vardı. Hepsini kırdı gerçekten. O zaman şunu da sorayım, bitirelim abi. Ya Efe haberim yok deme işte, söyleyemem de geç yani, neden böyle yapıyorsun? Amına koyayım. Haberim yok amına koyayım ya. Ya neden bu kadar inanması zor bir şey? Haberim yok. Yok amına koyayım. Yok. Eko var. Yankı var amına koyayım. Eyvallah. Eksen başarıyı yakalayacak mı ülkemizden? Yani yakalamaması için bir neden yok ki. Tutacak mı yoksa ileride? Tutacak zaten. Tutacak mısın mı kalmış? Tutmuş. Öyle bir tutmuş ki çökmüş hatta yani. Çökecek kadar tutmuş, evet. Evet, evet. İçerikler böyle aynen YouTube'daki gibi böyle sürekli güzel güzel gelmeye devam ederse, çoğalırsa tutar bence. Yeni sezonumuzun ilk bölümü sonra geldik Anıl'cığım. Teşekkür güzel. Ediyorum. Güzel. Katıldığı ben teşekkür ederim canım. Detaylıca konuştuk ettik. Sezonumuzun ilk bölümünün sonuna... Ama sen de çok konuştun. Bak anlım bu kadar sürmedi. İnanılmaz yorucu bir ilk bölümde ama yani. Ama anlım bu kadar sürmedi.
Abi ne dedim ki? 10-30 saniye içerik sunun, 3 cümle kursam zaten 90 dakika oldu yani. Bu arada tepkikolik viral almış belli. Oğlum Can Karako reklam var reklam yok muhabbetini duyduktan sonra Acun'a Acun çok zekisin galiba sen falan filan diyor. Saçmalamayın, bence viralle alakası bile yok şu anda bu programın. Bitirelim o zaman istersen. Evet. Çok ne kadar uzun sürdü evet, oğlum. Evet abi benim. Çok konuştun. 30 ben konuşuyorsun. Konuşmadım ya. Eksen de şöyle iyi eksen, böyle iyi eksen. Yalnız içecek zor olmuş.